Yaşam Mimarı Ağaoğlu Yeşil Ekonomi'yi sunar. Evet efendim bu anlamlı günde çok da anlamlı bir konuğumuz var. Ve artık geleceğimiz diyoruz onlara biz. Tabii çocuklarımız yok ama gençlerimiz var. Cumhuriyet Halk Partisi İl Gençlik Kolu Başkan Yardımcısı Bülent Akkılıç bizimle beraber. Ee, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, gerçekten gelecek sizsiniz. Ee, yani biz artık geçtiğimizi düşünüyorum ben e, o kategorileri. Ama tabii bizde de var ama hala bir şey. ama Asıl gençlerde, asıl çocuklarda. Burada arada e, en öncelikle tabi Ulusal Egemenlik e, Bayramımız kutlu olsun diye. Hepimiz... Hoş geldiniz hoş diyelim. Evet, Bülent Bey şimdi Cumhuriyet Halk Partisi İl Gençlik Kolu'ndasınız. Evet. Kaç kişisiniz mesela şu anda? Bizim İstanbul Yan Akademi, yani gençlik kolları 21 kişiden oluşuyor. Biri başkan, 20 kişi yönetim olarak o şekilde oluşuyor. Peki nereden böyle bir şey aklınıza geldi siyasete gireyim? Okudunuz mu? Siyaset mi okuyorsunuz? Yok siyaset okumadım. Cumhuriyet Halk Partisi'ne giriş tarihim 2010. Genel Başkan'ın gelmesiyle bir partide yeni... Değişimlerin olması, partinin deki misyonu, vizyon değişmesi, o 2010'daki referandum sürecindeki o hızlı bir e, AKP'nin ve yapmış olduğu dayatmalardan dolayı. Siyaset hep zaten hani sülalem, e, siyasetin içerisinde olan bir insanım. E, yani e, zaten... Siyasetle doğdum diyorsunuz. Siyasetin içerisinde de <laughs> evet maalesef. Maalesef hani, bu ülkede biraz şey olması. <laughs> maalesef deyip ama yine de siyasetin içerisine girmek demek ki hala daha maalesef noktası değil yapacak bir şeyler var noktasında <laughs> evet, evet. herhalde düşünüyorsunuz. Aynen. aynen. Yani si e, siyaseti ben üniversiteye kadar hiç bulaşmadım. Ee, daha e, üniversiteden sonra daha böyle e, hani e, üniversiteyi bitirip kendi ideallerim üzerinden sonra siyaseti bu siyasi sürecin içerisinden sonra daha e, farklı bir noktada bakmaya başladım. En son 2002'den sonra zaten AKP'nin e, bu dayatmaları ve hani toplumdaki baskıcı e, olması ve benim de kendi kişisel kanaatim hani bu dışarıda kalmamam gerektiğini ve bu siyasetin içerisinde bir şekilde mücadele etmem gerektiğini düşündüm. Ve e, Genel Başkanın partiye katılmasıyla beraber o rüzgarın o enerjisiyle benim de bir şeyler yap yapabileceğime inandığım için. Hala rüzgar içerisinde. ve enerji devam ediyor mu partide? Tabii devam ediyor partide. Yani partide e, çok ciddi anlamda bir değişim süreci geçirdi ve partinin süreci daha hızlı bir şekilde yeni kadrola çıkmaya başladı. Yeni gençler geldi. Partinin kadın kolları, genç kolları bir yeni sürecin içerisinde rejime uğradı. Güzel bir sürecin içerisinde olduk. Ve bir heyecan vardı partide. Bir örgütlü yapımız daha da gittikçe katlanmaya başladı. 2010'dan 2011, 2012, 2013 sürecini çok ciddi anlamda 3 tane seçim atlattık. Kendi yani toplumun belki katmanları çok büyük. iktidar olabileceğimiz ve en sonki genel seçimlerde işte %26, 26 27 aldığımız oylardan daha farklı bir yapı içerisinde süreci 30-35 çıkartabileceği bir taban oluştu. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi Bu da eski 89'daki süreçleri yaşatmaya başladı kendi içimizde. Ve gençliklere ciddi anlamda bir katkı sunuldu. Yani genç kollarının heyecanlı, genç kollarının katkısı, genel başkanı çok ciddi anlamda aktif bir gençlik kolları olmaya başladı. Bu da... ne istiyor parti yönetimi sizden mesela gençlik kollarından? Ya, gençlik kollarında şöyle e, biz bu par ben partiye katılırken hep kafamda şey vardı yani e, Maltepe'deyim Maltepe'de oturuyorum gençlik kollarımı yönetime orada başladım. parti üye oldum partide gençlik kolları başkanlığı yaptım en sonki de tüzük kurultayından sonra e, gençliğin kendi yapmış olduğu kurultaydan iyi başkan yardımcısına kadar göreve geldim. Şimdi gençlikte partide bir yeni bir kota var. Yüzde on bir kota kotası var çocuktan Ya Biz kotalardan tabii kurtulamadık. Hı. Biz de Aynı kadınlar öyle. olarak Kadın kota koyuldum. içerisindeyiz. Siz de genç olarak kota içerisindesiniz. Bizim kotamız sizin kotanızı dövüyor ama bu arada. Ya biz, <laughs> ama ben... biz kurtulamadık. Yani bir gün bu kotalardan çıkar mı gençler? Şimdi ben kotayı şöyle şöyle görüyorum. E, siyaset olarak e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin her zaman kadınlar ve gençlere öncelikli yer verdiğini her zaman düşünüyorum bu partide de en büyük zaten e, yapmış olduğumuz işte %33 kota, %10'lu kota falan bunlar e, bizim e, siyasi sürecimizin bir aslında. Bu değişimi başlangıcı yani parti içindeki yeni hareketin, parti içindeki yeni düzenin yeni bir başlangıç olarak düşünüyorum. Ben bu kota olarak düşünmüyorum aslında. Yani e, Yansımadı ama. yani onu, bir onu bir söyleyelim. aşama süresi olduğunu Yani düşünüyorum. CHP Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda hani e, şu anda gördüğüm kadarıyla ee, halen kotalardan vazgeçememiş bir görüntüsü var. Yani hala daha gençlere, kadınlara çok güzel e, bir e, şey e, önlerini açıyormuş e, görüntüsünü görmedik. tabi daha çok ye yeni bir süreçten bahsediyoruz. Önümüzdeki yıllarda daha çok göreceğizdir diye düşünüyorum. Mesela bu konuda ben Barış ve Demokrasi Partisi'ni son derece başarılı Hı -hı. buluyorum kadın noktasında. Ee, son derece başarılı. Onlar da genç konusunda başarılı değiller ama kadın konusunda başarılar. Yani CHP o konuda ben dışarıdan baktığım zaman, siz örgütün içindesiniz tabi Dışarıdan baktığım zaman henüz daha o sınırı aşamadı bence. Şimdi ben onu aslında ben öyle düşünmüyorum Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Ben bu bir değişimin başlangıcı olarak düşünüyorum. Ve e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne sadece isim olarak kotu gibi gözükmüş olabilir ama hı hı. E, siyaseti ısınmaları ve kadın da gençlik olanın bir yapısal anlamda bir aşamasını olarak düşünüyorum. İlk aşaması olduğunu düşünüyorum. E, bir dahaki süreçlerde... E, Gençlerin birazcık da partiye kanalizasyon olması, kendi eğitimlerini tamamlaması, parti için, parti kurumsal için çalışmalarının tamamlanması, kadın kollarının aynı şekilde o e, ciddi bir boşluk vardı. Yani bir anda hani yüzde ellileri falan yapmak kot, kota zaten hani bizim için gözümüzde olan bir kota yok ama resmi olarak hani ana kademede yönetimlerde olması ya tabii Hı. ki adı üstünde e, kadın kolları ciddi bir hareketlilik getirdi ve kadın kollarına ciddi bir özveri getirdi, güven getirdi söz sahibi olmasını, irade göstermesini, yani düşüncelerini daha çok özgür iade göstermesini. Bu süreçte kadın kollarının ve gençlik kollarının ciddi anlamı bir artık siyasetin içerisinde olduğunu ve siyasetin alanlarda, toplumda kendini çok rahat bir şekilde ifade edebilecek e, bir noktaya Ne yapıyorsunuz getiriyor. peki gençlik kolunda? Burada kaç yaşındasınız? 26 yaşındayım. 26 yaşında. Kaç yaşına kadar gençlik kolunda kalınabiliyor? Gençlik kollarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzük yeri 30 yaş dahil olmak üzere Geniş kollarında olabiliyorsunuz. Olabiliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Mesela e, bu siz İstanbul il olarak hı hı. E, ne gibi çalışmalar yapıyor? E, bu konuda mesela rakipleriniz nasıl çalışıyor? Adalet ve Kalkınma Partisinin kadın kollarının çok iyi çalıştığını biliyoruz. Hı hı. Gençlik kolları da bu şekilde çalışıyor mu? MHP'yi takip ediyor musunuz? Yani rakiplerinize bakıyor musunuz neler yaptıklarına dair? Tabii şimdi siyaset yapıyorsanız kendi rakiplerinizi ve e, mücadele vereceğiniz toplumsal alanda. Ee, kavga verdiğiniz bir ortamda bu düşüncelerinizi, fikirlerinizi Türkiye'nin konjonktür yapısını siyasetin hangi noktaya gittiğini e, nasıl bir süreçin içerisinde olduğumuz hepsini tabii ki kendi analizimizi yapıyoruz. Bizim e, İstanbul olarak şu an zaten biliyorsunuz yerel süreciye başladık ve çok az bir süremiz kaldı yerelde. Evet. Ee, Yereli hazırlanıyoruz şu an ciddi bir anlamda. Zaten Anayasa Komisyonu'na ilgili bir çalışma olacak. Belki referanduma gitme gibi durumumuz olabilir Hı -hı. ya da ee, bir başlangıç paketi şu an bekleniyor zaten. Biz de bunları ciddi bir şekilde takip ediyoruz. Yani e, genel başkanın düşüncelerini, genel başkanın grup toplantılarını çok ciddi bir şekilde takip ediyoruz. Kendilerimizle tartışıyoruz. Bu noktada e, gençlik kollarının yereldeki süreci nasıl yapacağımız, yerelde nasıl bir çalışma olacağını, e, belediye başkanlarının adayları söz konusunda siyaseti, Dediğimiz işte olarak %10 kotalarımızda gen gençlik kolları nasıl belediye meclisinde %10 kotalarımızı alabileceğimiz noktaları ve diğer e, ilçelerdeki durumları, vaziyetleri, olmayan örgütlerde örgütlerin tamamlanmasını bu şekilde bir ciddi bir çalışmamız var. Ve e, en son biliyorsunuz Gençler Konuşuyor, Kılıçıyor dinliyor diye bir proje yaptık. Ve e, çok da güzel bir katkı sundu. Belki Cumhuriyet Halk Partisi'nde tarihi bir e, projeydi. Bu, bu, burada hani e, İstanbul İl Başkanımız Ali Gökçek, Gençlik olarak Yönetim Kadromuz e, çok ciddi bir çalışma özverisi yaptılar. Burada bizim üniversitelerde yaşadığımız sıkıntılar diğer siyasi olan legal olsun illegal olsun ya da sol gruplar kendi aralarındaki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bakış tarzını genel başkanla bizim yaşadığımız sıkıntıları dile getirmesi için ve bizim de o özgür iademizde bir türlü anlatamadığımız ve sıkıntı yaşadığımız noktalarda genel başkanı bir, 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 bir beraber Yardım getirdik. Yardım istediniz yani. bir nevi. Ee, kız arkadaşlarınız var mı? Yani kızlar siyasete nasıl bakıyor? Mesela örgüt içerisinde şu anda? Ee, örgüt içerisinde bayan arkadaşlarımız çok. Ee, kadın olarak e, ciddi kadın zaten bizim de kendi içerimizde o kontenjanda %30 kontenjanı zaten yapmak zorundasınız. Yani Ha yani mesela gençlik kollarında da bu kontenjan kadın kontenjanının evet. tutması mı gerekiyor? Aynen. 21 kişi. Ne yapıyorsunuz? Görüp... Tutturamazsanız mutlaka gel 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 falan mı oluyorsunuz? Ne ne yapıyorsunuz? Şimdi zaten hani eğer örgütlüyseniz, örgütlü mücadele gel gelmemize gerek yok herhalde. Gelmemize gerek zaten yok. Zaten onlar gerçekten. geliyorlar. Şimdi zaten toplumda ciddi bir kadınların algısı artık erkekleri nazaran birazcık daha ön plana çıkmaya başladı. Bu son süreçlerde falan kadınlar daha bu konuda fedakarlık yapıyorlar, daha ciddi anlamda katkı sunuyorlar. Bizim bugüne kadar öyle bir sıkıntımız olmadı. E bu süreçten sonra da olacağını da sanmıyorum. Mesela e, siz gençlik, e, İstanbul İl Gençliği olarak, e, yani şu tabir güzel değil tabii, baroş semtler tabiri güzel değil belki ama, bu tarz semtlere de işte e, böyle bir, bir takım e, geziler, sohbetler ya da tam tersine çok işte İstanbul'un çok gözde, mekanlarında işte toplantılar, geziler, gençlerle buluşmalar ya da konserler böyle organizasyonlar yapıyor musunuz? Mesela hani gençlik ne ister? Konser mi ister? Bence ben genç olsam hep herhalde konser görmek isterdim. Yani üniversitede okuyor olsam işte sanat etkinlikleri isterdim. Sokaklarda değişik etkinlikler isterdim gençlere yönelik veya mekanlarda. Bu tip ...proje üretiyor musunuz? Yani o projeyi ürettikten sonra... ...bunu hayata geçirmek çok zor oluyor mu? İşte e, merkezden onay almak... ...çok zor mu? Proje üretmek zor mu? Bunu yapmak zor mu? Şimdi... E, ...proje üretmek çok zor değil. yani kolay. kolay. Yani bu finansmanı sağlanırsa... ...yapısal anlamda alt, alt zeminini sağlanırsan... ...fizik yapılarını sağlarsan... ...çok rahat bir şekilde e, bir proje yaparsınız. Biz geçen sene... E, ...ilk... Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da ilk defa konser verdik. İşte ilmi yarıcıdan tutunda e, ciddi sanatçılar çağrıldı ve güzel bir konser oldu. E, bunların devamını yapmamak tabii ki şimdi yaz geliyor. E, süreçlerde yine konser yapmayı düşünüyoruz. Yine bir etkinlik hani onu devamlı bir şekilde şölen haline getirip Çünkü siz gençsiniz. Hı -hı. Yani gençlik örgütünün herhalde zannediyorum ki bu tip projeler yapması belki de bekleniyor değil mi? Yani siyaseti bu şekilde belki biraz daha hani siyasetin bilmiyorum ben siyaset okumadım. Siyasetin ne gibi taşları olduğunu bilmiyorum. Nasıl insanlar çekilir işte il nasıl kazanılır belediye şimdi seçimleri var. Yani bun, bunların hiçbirisini bilmiyorum ama gençlik kolları olarak işte gençleri içinizi alıp sizi ne, sizin doğru olduğunuzu inandırmanız gerekiyor zannediyorum. İşte bu doğruluğu nasıl inandırdığınız noktasında hep merak ediyorum. yani Ne yapıyorsunuz? Biraz daha detaylandırmanızı yani istiyorum. Yaşadığımız Türkiye'de öyle bir süreç yaşıyoruz ki zaten ister istemez insanların vermiş olduğu, AKP iktidarına karşı yapmış olduğu, diktatörlük yapmış olduğu, işte en son süreçlerde süreçlerde işte ulusal egemenlik yapılan bu süreçlerin çok ciddi bir şekilde sıkıntı yaşadığını zaten herkes görüyor. Şimdi bizler tabii ki kendi yapılanmamız örgütle içerisinde her hafta kendi panellerimizi yapıyoruz. İlçeler İçe Genç Olur Başkanlığı, İçe Genç Olur Yönetimleri e, iki haftada bir panel yapıyorlar. Farklı etkinlikler içerisinde bulunuyorlar. İşte haftanın belli bir, ilçe, belli bir ilçede farklı bir konuda mesela film festivali yapılıyor. Her hafta o, o ilçede oturup eski filmler, işte siyasi filmler, normal filmler falan yapılıyor. Bunlar tabii ki e, kişisel gelişim eğitimleri, e, parti içerisinde parti eğitimi zaten parti içi eğitimler devam ediyor. Arkadaşlarımızı parti içi eğitimlere Gönderiyoruz. Bu parti içi eğitimlerde e, genel siyasetin bütün tanımlamasından tutun da e, kişisel bütün e, özellikler, işte motivasyon nedir, nasıl konuşulur, yet insanların nasıl iletişime geçilir, iletişim teknikleri bütün falan. Bütün bu eğitimler alınıyor. Tabii Şimdi ben e, üniversite yıllarında bir e, partinin gençlik kollarına üyeydim. O yüzden soruyorum tüm bu soruları. Çok kısa bir üyeliğim Hı -hı. oldu. Fakat orada yapılan e, yani ne yaptınız diye soracak olursanız. Ee, orada işte biz gelecek olan büyüklerimize yani vekiller veya işte belediye başkanı işte organizasyonlarını yapmak işte masalarını ayarlamak yani her türlü e, tabiri caizse ayak işlerini yapmakla yönlendiriliyorduk yani gençlik kolu böyle bir faaliyet içerisindeydi. Ben o zaman dedim ki ya bu siyaset hani buradan yapılmaz. Yani burası yanlış bir yer diye düşündüm ve vazgeçtim bu sevdadan. Çünkü doğru olmayan bir şey. O yüzden soruyorum. Tabii üzerinden yıllar geçmiş durumda. O yüzden gençlik örgütlerinin çok daha farklı yapabileceği şeyler olduğunu. Yani bütün inanç sizlerin üzerine odaklanmış durumda. Hani herkes gençlerden ümitli. Gençler bir şeyler yapacak. Onlar bu ülkeyi daha çok ileriye götürecek düşüncesinde. Ağır bir misyon yüklenmiş aslında sizin üstünüze. Kesinlikle. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde zaten genç olmak gerçekten e, hani e, Kuvay milliye ruhundan gel, geldiğimiz için ve öyle bir partinin içerisinde olduğu için, yıllardan beri 90'lık süreçlere kadar bu sözün 1920'den bu, bu günümüze kadar. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi e, biz şey diyoruz yani dinamik kadrosu olan gençlik kollarının itici güçtür her zaman parti içerisinde. bizim yapacağımız eylemler, bizim yapacağımız etkinlikler, bizim yapacağımız sloganlar ve bizim ideolojimizin her zaman daha ciddi anlamda önverili ve özverili bir şekilde olmak zorunda. Bu süreci, bu süreçler Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik kollarında daha heyecanlı, daha aktif, daha yeri geldiğimi işte gravatımızı giyip panelde çıkıp konuşma yapıyoruz. Yeri geldiği zaman yerel seçimlerde ya da normal seçimlerde çıkıp pankartlarımızı asıp sokaklarda gezip ya da evlerde kahvelerde oturup tek tek insanlarla oturup konuşuyoruz. Yani e, bence burada ikisini yaşamak çok daha güzel bir şey. Çünkü siyasetin tek yönü yoktur. Hem sokak vardır gençlik kollarında hem de e, genel merkez ve Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal yapısı vardır. Biz bu anlamda çok bence e, hem insanları tanımak hem toplumu insanlarını görmek, toplumun içerisinde oturup insanlarla konuşmak, e, insanların dilini anlayabilmek, ne istediklerini bilmek. Yani sadece siyaset, hani hep dediğim şey var, Cumhuriyet Halk Partisi en büyük sıkıntı şudur. 89'dan bugün hep ya işte sokağa inmiyor, sokakta insanları görüşmüyor. Bence genel başkanın Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesiyle beraber bu yapının kırıldığını ben düşünüyorum. Ve bu yapı ciddi anlamda artık e, il başkanımız bile işte Oğuzkan Salıcı Perşembe günleri her akşam gece saat 3'te 4'te Siz de katılıyor çıkar. musunuz Oğuz Kağan Bey? Tabii. Kambi? İl Başkanımız katılıyor. Siz de gidiyorsunuz. Tabii bizim de zamanımız olduğu zaman e, katılıyoruz. İl Başkanımız, Genç olur, Başkanımız Hı -hı. E, katılıyor programı olmadığı zaman. Ya da e, dışarıda geçkinimiz olmamalı. Halen devam ediyor mu zaman. gece vardiyaları? Bildiğim kadarıyla devam, devam ediyordu. ediyor. Siyaseti nasıl buluyorsunuz Türkiye'de? Türkiye'de siyaset yapmak gerçekten çok zor. Yani. Yani e, Ankara, e, meclis nasıl değerlendiriyorsunuz meclisi mesela? Yani şu anki işte e, Türkiye'de gerçekten siyaset yapmak inanılmaz zor. Yani gençlik kollarının, sadece gençlik anlamında değil, mi, genel olarak baktığım zaman e, önümüzdeki süreci nasıl olacağını, nasıl bir e, yapıda, nasıl bir süreci olacağını kestirmek çok zor gerçekten. Bizim de en büyük kaygımız zaten bu. Şu anki işte işte 23 Nisan'ların çok e, artık eskisi gibi Kutlanması. kutlanmadığını işte en sonki ki 19 Mayıslar, 29 Ekimler yaşanan olaylar. Artık bu ülkede Türk bayrağının açılmasının bile suç olduğu bir ülke olmaya başladık. Bunlar gerçekten bizim parti adında ve gençlik kollarında ve genelde de insanlarda bir kaygı yaratmaya başladı. Ve tedirginlik olmaya başladı. En son işte Cumhuriyet Halk Partisi olarak Silivri'ye gittik. Duruşmaları izledik. Ya da avukat olan arkadaşlarımız duruşmaların içerisine girip genç genç olan arkadaşlarımız duruşmaları izledi. En son gençlik kolu genel başkanımız Emre Doğan duruşmaları izledi, bize aktardı. Ee, gerçekten bir Alman yani Berlin duvarı gibi biz orada... Türkiye'nin hani... siyasetinin içerisindesiniz. Şimdi barış sürecini e, ya da çözüm süreci ya da neyse işte İmralı süreci hı hı. bunu sormayacağım. E, çünkü e, sizin vekillerinizle bile konuşma yasağı varken e, sizin bakışlarınızda bir sorun olmasın şimdi merkezde. E, onun için girmek istemiyorum. Ama e, açıkçası da merakta ediyorum. Yani e, ne düşünüyor gençler bu konuda diye e, CHP'nin gençlik kolları ne ne söylüyor merak ediyorum. Bu arada e, Anıtkabir'de yürüyüş mü başladı arkadaşlar? E, Anıtkabir'e eğer Aslanlı yolda yürüyüş başladıysa bir e, bir bakalım Ankara'ya. Sevgili seyirciler bir e, Bülent Bey'in de müsaadesiyle bir kameraları Ankara'ya çevirelim bakalım kimler Anıtkabir'de yürüyüşe katılmış durumda. Evet Aslanlı Yol'da sevgili seyirciler Anıtkabir'e doğru yürüyüş zannediyorum ki başladı. Şu anda çok uzaktan görüyorum. Bülent Bey de katkıda yapar bana gördüğünüz kişilerde. Açıkçası bakalım devlet erkanından kimler var? Evet Bülent Arıncı gördük sevgili seyirciler. Ben kestirebildiğim ölçülerde söyleyeceğim. Şu anda meclis başkanı Bülent Arıncı ...görüyorum. Vekiller... ...var. Değil mi benim atladım? Şu anda ben Cumhurbaşkanı'nı göremedim. Başbakan Erdoğan'ı da göremedim. CHP lideri ve MHP liderini de... ...göremedim. E, oradalar mı? Ben göremiyorum herhalde. E, Cumhuriyet Halk Partisi lideri... ...evet Kemal Kılıçdaroğlu'nu ben de gördüm. E, Milliyetçi Hareket Partisi... ...başkanı Devlet Bahçeli... ...evet liderini görüyoruz. Şu anda... E, ...sevgili seyirciler... ...devlet erkanı yürüyüşte Emine Ülker... ...Tarhan, Muharrem İnce gibi... Vekiller de Anıtkabir'de özel defteri imzalamaya doğru gidiyorlar. Atanın huzuruna çıkacaklar. Evet biraz buruk bir 23 Nisan desek herhalde yeri. Çünkü ilk kez stadyumlarda kutlanmıyor bu 23 Nisan. E, bu da bilmiyorum sizi rahatsız Türkiye ediyor tüm mu? Tüm i̇şte varsa, bir tarafta meydanlarda kutlanan biz kutlu doğum haftalarını tüm görüyoruz. Tüm tamam buna bu da saygımız tüm sonsuz tüm elbette ama tüm ama tüm bir tarafta da işte biz hala işte kutlamaları sahalardan aldık. Bir de gerekçe olarak çocuklarımızın üşümesini gösterdik. Genç bir gençlik kolunda üye birisi olarak ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi Türkiye'de son 2002'den 2013'e kadar AKP iktidarın e süreci yönetmesiyle Türkiye yönetmesiyle beraber e, Mustafa Kemal Atatürkümüzün e, bırakmış olduğu miraslarında bir e, ciddi anlamda yavaş yavaş kaymalar olmaya başladı. Bu süreç gerçekten bizi tedirgin etmeye başladı. Genç kollarında da e, yapısal anlamda en son mesela 29 Ekim'le ilgili biliyorsunuz Oğuz, Oğuz Bey'in de katılmış olduğu evet. bir çelenk vardı. Biz de genç kollarla çelenkle beraberdi evet. ve hatta e, ciddi anlamda çok büyük sıkıntılar yaşadık evet. orada. Şimdi 29 Ekim kutlanmamasının hani ne anlamı yani nasıl böyle bir sözün içerisinde girip de 29 Ekim'in kutlanmamasının içerisinde bu kadar baskı yaparak işte kaymakamlıkların yazı içeri yazı çekerek e, zorbalıkla işte saçma sapan bahanelerle e, Peki neden e, Türkiye'de mesela kamuoyunun bu konuda çok sesi yükselmiyor? Yani Cumhuriyet Bayramı'nda çelenk koymak, atanın huzuruna çıkmak neden rahatsız ediyor diye sormuyor Türk halkı. Çünkü Türk halkını ben hala kalbinde Kemal Atatürk'ün, Mustafa Kemal Atatürk'ün çok önemli bir yerde olduğuna inanıyorum. Hala daha bunun izlerinin silinmediğini düşünüyorum. E neden e, Türkiye'de halk biraz daha duyarsızmış gibi gözüküyor? Aslında Türkiye'de halk çok duyarsız gibi değil. Ama medyanın bu yandaş medyanın çok ciddi anlamda e, işte sansür yapması, insanları etkilemesi, gazetelerin farklı içerisinde demeçler verilmesi, insanları Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan e, farklı konuşarak insanların algıların değiştirmesi. Bunlar ciddi anlamda biz de kendi aramızda hep bunu tartıştığımız noktalar. E, medya'nın bu konudan rahatsız olmamasının sebeplerini ben anlam, anlam verememiş değilim. Zaten genel başkanımız hep bu konuda ciddi anlamda e, bazen sisteminde bulunuyor ve söylüyor. Hep biz mi? Biz de. Hep biz de, değil biz de ana ]iyoruz. muhalefet değil e, halkın evet. da sesi çıksın yani diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde her akşam çıkıp her televizyonlarda çıkıp işte her Cumhuriyet Halk Partisi tartışan ee, artık köşe yazarlarının, e, gazetecilerin, tutukların ciddi anlamda içeride olduğu, milletvekillerimizin içeride olduğu bir e, Türkiye konjonktüründen bahsediyoruz. Fakat e, dün mesela çok enteresan bir hani yapının içerisinde olup bu sürecin içerisinde de bizim e, bunları görmemezlikten gelmemiz ve e, medyada işte akşamları çıkıp e, saat 8'de 10 arasında olan belli grupların içerisinde olan hep aynı tipleri görmemiz bunlar normal şeyler değil. AKP konuşulmuyor mu? Hep CHP konuşuluyor. AKP hiç bugüne kadar tartışılmadı. Hı. Ben e, rast gelmedim. Siz rast geldiniz bilmiyorum ama e, AKP'yi çok fazla tartışmıyorlar. yani Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir çözük değişikliği olsun bir kurutu olsun sanki Türkiye'de öyle bir algı var ki işte Cumhuriyet Halk Partisi yerlerden yere girmiş bilmem ne olmuş işte şuradaki sıkıntı buradaki sıkıntı. Öyle yani, bir şey yok diyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayakta. Aynen öyle. Dün e, zannediyorum ki Genel Başkan Yardımcısı Umut Orhan da aynı ifadeyi söylemişti. Evet şu anda sevgili seyirciler e, Anıtkabir'e girelim bir saygı duruşu var. Biz de beraber bir katılalım saygı duruşuna. Sevgili seyirciler ilk tören Anıtkabir'de gerçekleşiyor. Burada hemen söyleyelim Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yok, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yok, Meclis Başkanı Cemil Çiçek orada zaten az önce de gördünüz. Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu ön safhalarda, Devlet Bahçeli orada. Milletvekilleri var ama gördüğüm kadarıyla Bekir Bozdağ zannediyorum ve Hayati Yazıcı Adalet ve Kalkınma Partisi grubu içerisinden, devlet erkanından diyebiliriz, hükümetten. Onun haricinde Fatma Şahin de varmış bu arada. Onun haricinde Başbakan Erdoğan'ı ve Abdullah Gül'ü de görmedik. Çünkü az önce Ankara temsilcimiz kim gidecek, kim gitmeyecek merak ediyoruz biz de Ankara'da demişti. İşte artık biz 23 Nisan'ı bu hale getirdik. Kim Anıtkabir'e gidecek, kim gitmeyecek noktasındayız. Çok teşekkür ediyorum Bülent Akkılıç. Ayaklarınıza sağlık. Ben Tabii start verdiniz, çalışmalar çok yoğun. Kim aday olursa olsun siz il örgüt olarak çok çalışacaksınız zannediyorum. CHP'den şey, adayınızı e, çıkartmak için. Bizim için zaten e, hani genç kollar için aday şu an önemli değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kim, kim olursa yok. olsun biz partimizde çalışmaya devam edeceğiz. Peki çok teşekkürler. Cumhuriyete sahip çıkan bir gençlik olarak iyi ki varsınız. Diyelim ayağınıza sağlık diyelim. Bir kez daha da yine özel günümüzü de hep beraber kutlamış olalım sevgili seyirciler. Bugün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 93. yılı, kuruluşunun 93. yılı her şeye rağmen, herkese rağmen coşkuyla kutlayın, kutlatın diyelim efendim. Şimdilik hoşça kalın. Yaşam Mimarı Ağaoğlu Yeşil Ekonomi'yi sundu.